Değerli öğrenciler merhaba. Konumuz Yakup Kadri'ye ait Kiralık Konak Romanı'nın incelenmesi. İkinci Meşrutiyet döneminde üst düzey bir devlet adamı olan Naim Efendi'nin kızı, damadı ve torunlarıyla yaşadığı konakta onların değişen hayatına ve ahlak dışı davranışlarına katlanarak yaşamak zorunda kalması anlatılır. Olaylar İstanbul'da geçer. Zaman olarak ikinci Meşrutiyet'ten Birinci Dünya Savaşı'nın ortalarına kadar olan dönemi görüyoruz roman kişilerini değerlendirelim. Romanda daha ziyade tipler görmekteyiz. Bir tarafta eski gelenekle yetişmiş, ahlaki değerleri önemseyen tipler, diğer tarafta tanzimatla başlayan süreçte okumayan, çalışmayan, bilmeyen, batılaşmayı sadece gezip tozmak, eğlenmek zanneden zübbet tipler vardır. Naim Efendi romanın en önemli kişilerinden biridir. Eski terbiye yetişmiş bir devlet adamıdır. Ağır, hassas, sorunlarının yanlışlarına onları kırmamak adına katlanan iradesiz bir dede tiplemesidir. Kızı Sakine Hanım, eşini ve çocuklarının uçarı hayatına ses çıkarmaz, onların yanlışlarına bile bile göz yumar. Kocası Servet Bey, orta yaşlarda batı tarzı yaşamayı yanlış değerlendiren klasik züppe tiplerden biridir. Sorumsuz, hayatı eğlenceden ibaret gören budala bir baba tiplemesidir. Seniha'ya baktığımız zaman yine bu romanın önemli kişilerinden biri olduğunu görüyoruz. Naim Efendi'nin genç torunudur. Batılı tarzda eğitim almış, batılılaşmayı yanlış değerlendirmiş, umursamaz ve şımarık bir kız olup çıkmıştır. Tanzimatla başlayan süreçte ahlaki değerlerden koparak yozlaşmış genç tipleri temsil eder. Cemil Naim Efendi'nin diğer torunudur. Sorumsuz, eğlence düşkünü, hayata karşı kayıtsız bir insandır. Faik Bey bakımlı, güzel gemiyi seven, şakacı, kadın, eğlence ve kumar düşkünü bir adamdır. Hakkı Celesi tek olumlu tipleme olarak görmekteyiz gençler içinde. Hassas, şair ruhlu, ağır bir kişi olup Seniha'ya aşıktır. Seniha'nın davranışlarından sonra ondan soğur, Çanakkale Savaşı'nda şehit olur. Olaylar üçüncü tekil kişinin ağzından anlatılmıştır. Şimdi burada romandan bir metin var. Metni okuyalım ve daha net görmeye çalışalım. Naim Efendi bile umuz kaldırıyordu. Günün birinde Selma Hanım Efendi biraderine bizzat kendisi anlatmaya geldi. Bir kadının geçen seneden beri bu ilk sokağa çıkışı, hele yıllardan beri Cihangirdeki konağa bu ilk gelişiydi. Bir öğle sonu dört tarafı kapalı tek katlı küçük Eski biçim bir kupa arabası içinden onun çıktığını gören bütün konak halkı tasviri sığmaz bir hayret içinde kaldı. Şimdi bakalım eylemlerimize. Geldi. Kim geldi? O geldi. O. Üçüncü tekil kişi. Aynı şekilde hayret içinde kaldı. Hayret içinde kalan kim? O. Dolayısıyla üçüncü tekil kişinin ağzından anlatım yapılmıştır. Olaylar hakim bakış açısıyla anlatılmıştır. Yine romanımızdan bir metin var. Metni okuyalım. Naim Efendi torununun ne dediğini artık hiç anlamıyordu. Onun için bütün bu sözlerin deli saçmalarından rüyalardaki sayıklamalardan hiçbir farkı yoktu. Kendi kendine acaba kızcağızın sıtması mı var? Olabilir. Belki sıtması var diyordu. Birkaç defa "Yavrum, hasta mısın?" diye soracak oldu. Fakat Seniha sözüne bir lahasa fasla vermeksizin gittikçe artan bir ateşle söylüyor, söylüyordu. Şimdi romandan anlanan yukarıdaki metne göz gezdirelim. Anlatıcı, Naim Efendi'nin kendi kendine ne söylediğini de biliyor. İçinden geçenleri okuyor. Dolayısıyla kahramanların içinden geçenleri okuyan, onların bilinçaltını da bilen bu anlayışa biz hakim bakış açısı adını veriyoruz. Hakim bakış açısını şuradaki paragraftan da almamaya çalışalım. Asıl dertli olan Asıl birisini seven Hakkı Celis'ti. Henüz bu yaşta zavallı çocuk gönül çekmek nedir bir büyük adam gibi biliyor ve bir büyük adam gibi yarısının acısını kimseye sır vermeyerek taşıyor. Benzine bir tatlı solukluk, gözlerine bir derin bakış ve başına acayip bir dalgınlık geldi. Yine burada da yazar Hakkı Celis'in iç dünyasını okuyarak onun içindeki aşk yarısının acısını kimseye sezdirmediğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu bakış açısını buradaki paragraftan da rahatlıkla anlayabiliriz. Kiralık konak sosyal bir romandır. Konak hayatı, aile üyelerinin birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkileri birer sosyal ortamla oluşturmaktadır. Aynı şekilde kuşak çatışmaları, çocukların yozlaşma sonucu evden ayrılmaları, eğlence ve zevk düşkünlüğü de birer sosyal ortam oluşturmaktadır. Romanın adına bakalım. Kiralık konak neyi simgelemektedir? Kiralık olan sadece konak değil, aynı zamanda ahlaki yozlaşmadır. Bu ahlak düşkünlüğü ve kayıtsız yaşam Türk kültürünü yansıtmamaktadır ve gelip geçici bir durumdur. Temel çatışmaya bakalım. Şimdi romanda iki tür temel çatışmadan söz edebiliriz aslında. Birincisi kuşak çatışması, ikincisi ahlak çatışmasıdır. Naim Efendi'nin geleneksel ahlak anlayışı ile torunlarının ahlaktan habersiz hayat anlayışı çatışma halindedir. Bu aynı zamanda dede ile torunları arasındaki kuşak çatışmasıdır. Romanın diğer önemli bir kahramanı Hakkı Celis'ti. Hakkı Celis ahlaki değerleri önemseyen, memleketini de düşünen, gençken, seniha, aile, memleket, ahlak kaygısı taşımayan dönemin züppe tiplerini temsil eder. Bu da ayrı bir ahlak çatışmasıdır. Kiralık konu, yazar, eser ilişkisi bakımından inceleyelim. Yakup Kadri, tanzimatla başlayan batılılaşma sürecini görmüş, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı yıllarını yaşamış. Dolayısıyla tanzimatla başlayan bu süreçte Avrupalı olmayı sadece eğlenmek zanneden, bilgi öğrenmeyen, bilgi üretemeyen, sadece eğlenmeyi, gezmeyi ve eğlenceler tertip etmeyi marifet zanneden züppe tipleri tanımış ve bu romanı yazmada bu tipler kendine esin kaynağı olmuş olabilir. Edebi akımlara bakalım. Kiralık konakta realizmin izleri görülür. Çünkü Olaylar ve kişiler en ince ayrıntısına kadar tasvir edilmiştir. Yazar kendi görüşlerini esere yansıtmamıştır. Okuyucunun duygularına seslenilmemiştir. Romanın olay örgüsü aşağıdaki gibidir. Siz videoyu durdurup bunu ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Roman, Naim Efendi'nin konağında kızı damadı ve iki torunu yaşamaya başlamasından son gülene kadar olan bölümü ele almaktadır.